Mithat Sancar, HDP'nin haftalık meclis grup toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi. Sancar, şunları söyledi. Nar çiçeklerinden Dicle'nin sesi ve gök kuşağına uzanan bir miras kaldı bizlere. Bu ısrar ve miras bugün bizi mücadelemizde daha birikimli, daha canlı, daha kararlı kıldı. Bu değerlerimize olan borcumuz yükümüzü ve sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Ölüm karanlık Mehmet Uzun Aydınlıktır, kendisini saygıyla ve minnette anlıyorum. 10 Ekim katliamı, içinde bulunduğumuz rejimi kurma girişimlerinin en önemli köşe taşlarındandır. Ankara'da toplanan yüz binlerce insanı hedef aldılar, hunharca katlettiler. Barış özlemlerine kanlı bir gölge düşürdüler. Bizden kopardıkları 104 canı buradan bir kez daha saygıyla ve minnette anlıyorum. Bu katliamı yapan ve planlayan, IŞİD mensuplarına zemin oluşturanların, yol verenlerin, bu katliamın yarattığı kaos ikliminden beslenenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Halklarımız da biliyor. Bu katliamın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en vahşi ve kanlı katliamlardan biri olduğu açık ama başka bir önemi daha var. 10 Ekim katliamı şimdi içinde bulunduğumuz rejimi kurma girişimlerinin en önemli köşe taşlarındandır. Faşizan rejimler kan ve katliamla inşa edilir, şiddet ve savaş politikalarıyla ayakta kalmaya çalışır. İşte bu katliamda böyle bir hedefe göre planlanmış, yol verilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Sonrasını düşünürsek aşama aşama bu faşizan rejimin nasıl kan ve katliam üzerine kurulduğunu görebiliriz. Ardından başka katliamlar da yaşandı, saldırılar devam etti toplumu esir alan bir korku iklimi yaratmaya çalıştılar. Katliamları toplumu sindirmek için kullanıyorlar. Halkın iradesini sindirerek, halkın sesini keserek yol alabileceklerini planlıyorlardı. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Katliamların ve kanın, toplumu sindirmek için bir politikanın ürünü olduğunu bilelim. 10 Ekim emek, demokrasi ve barış şiarıyla gerçekleşmiş bir kitlesel buluşmaydı, en temel talep barıştı. Bazıları ve bazı kesimler barış kelimesinden çok hoşlanmıyor. Bu iktidarın barış kelimesinden hiç hoşlanmadığını, hatta büyük nefret duyduğunu biliyoruz. Sanki, başka kesimler için söylüyorum, barış talebi bir zayıflık, barış mücadelesi kolaycılık gibi algılanabiliyor aslında barış talebi ve mücadelesi, kan ve katliamla kurulmak istenen rejimlere karşı en etkili yoldur. Çünkü barış mücadelesi aynı zamanda katliam ve kan politikalarına karşı cesur bir ayak kalkıştır, itirazdır, güçlü bir direniştir. O nedenle barış derken kastettiğimizin ne olduğunu herkes iyi anlamalı. Biz barış talebini dile getirirken, barış mücadelesi için buluşmayı ve büyütmeyi hedeflerken tam da bu kan ve katliam faşizan rejimine karşı mücadeleyi esas alıyoruz. O nedenle barış talebimiz kana, katliama, zulme, zorbalığa ve faşizme karşı güçlü bir direnişin sembolüdür, adresidir. Hafızayı yok ederek tarihi kendilerinden başlatmak istiyorlar. Bu iktidar yeni rejimi inşa ederken şüphesiz yeni bir hafıza da kurma ihtiyacı duyuyordu. Çünkü her yeni rejim anca yeni bir hafızayla ayakta durabileceğini düşünür. Kendi hikayesini kendi yazarak, eski hafızayı silerek varlığını sürdürebileceğine inanır. Oysa tam da bu noktada bizim yapmamız gereken bu hafızaya, bu hafıza inşasına ve mühendisliğe karşı bir şekilde durmaktır. Bu topraklarda ve dünyada her türlü sömürüye ve soyguna kaynaklık eden savaş politikalarına karşı her zaman büyük bir barış iradesi olmuştur. Yaratmak istedikleri hafıza savaş ve şiddet hafızasıdır. Bu toplumda da olmuştur. Örneklerini sıralamama gerek yok. Barış mücadelesi bu topraklarda kökleri güçlü bir gelenektir. Şimdi bu hafızayı yok etmek istiyorlar. Sömürüye ve talana kana karşı güçlü bir emek, demokrasi ve barış iradesinin ortaya çıkmasının köklerini kurutmak istiyorlar. Yaratmak istedikleri hafıza savaş ve şiddet hafızasıdır. Böyle bir hafızayı yarattıklarında eskiyi unutturabileceklerini de düşünüyorlar. Bunun somut uygulamalarını her gün yeniden yeniden görüyoruz. Mesela 10 Ekim'de Katliama giden yolun bütün devlet birikimlerince nasıl açıldığını gördük. 7 yıldır yargılamaların nasıl bir mizansenle yürütüldüğünü görüyoruz. Bütün bunlar tam da bu hafıza mühendisliğinin birer parçasıdır. Bu hafızayı yok edebildiklerinde, unutturduklarında tarihi kendileriyle başlatabileceklerine inanıyorlar. Yanılıyorlar. Dün anmaya giderken bundan önceki yıllarda olduğu gibi sayısız engel çıkardılar. Kitlesel bir anmayı yıllardır engelliyorlar, bir anıtın dikilmesine bile izin vermiyorlar. Çünkü eğer kitlesel bir anma olursa, oraya bir hafıza anıtı dikilirse unutmanın kolay olmayacağını, unutturmanın mümkün olmayacağını biliyorlar. Bize kızgınlıkları, öfkeleri ve saldırıları faşizmin önünde engel olmamızdan kaynaklanıyor. Katliama giden yolu açmak serbest, yargılamalarda hakikatin üstünü örtmek serbest ama amma ve yas yasak. İşte bunların hepsinin temelinde çok daha derin hedefler yatıyor. Toplumu şiddet savaş politikalarıyla terbiye ederek, bu faşizan rejimin yerleşmesini hedefliyorlar. Ama karşılarında vazgeçmeyen, geleceği inşa konusunda kararlığından zerre taviz vermeyen bizler varız. Bizler burada durdukça ve kararlılığımızı sürdürdükçe halkların desteği artıyor. Halklar destek verdikçe HDP fikriyatı ve HDP örgütlülüğü büyüyor. Alternatifin mümkün ve gerçek olduğu duygusu yayılıyor. Bize kızgınlıkları, düşmanlıkları da asıl buradan kaynaklanıyor. Bunca kuşatmaya, saldırıya rağmen dimdik ayakta duran büyük bir kitle var, güçlü bir irade var köklü bir fikriyat var. Vekilimize yaptıkları hunharca saldırı Kürt düşmanlığından kaynaklanıyor. O nedenle korkuyorlar saldırılarına yenilerini ekliyorlar. Halka saldırdılar, halkın temsilcilerine saldırdılar. Vekilleri darp ettiler. Habib eksik arkadaşımızın ayağını üç yerden kırdılar. Tanıklar ve az sayıdaki elimizdeki görüntü bunun planlı olduğunun kanıtıdır. Bilinçli bir saldırıdır. Keşke bütün görüntüler ortaya çıksa da tek kelime edemeyecekleri gerçekleri bütün topluma gösterme imkanımız olsa. Buna gerek yok, her şey apaçık ortada. Düşmanlık politikaları ve savaşa karşı direniş iradesi ürkütüyor, korkutuyor, öfkelendiriyor, hırçınlaştırıyor. Bu düşmanlıkların içinde bir tanesi var ki onlar için ayakta durma sütunudur. Böyle görüyorlar. Nedir o düşmanlık, Kürt düşmanlığı? Habib Eksik ve diğer arkadaşımıza Hunharca saldırmanın ve bu ağır yaralamanın temelinde Kürt halkının iradesine saygısızlık, Kürt halkının mücadelesinden duyulan korku var. İktidar bir şiddet toplumu yarattı ama sesimizi kısamazlar. Ama hiçbir saldırı bugüne kadar bizleri korkutamadı, bizleri ısrardan ve mücadeleden alıkoyamadı. Yine başaramayacaklar. Her saldırı onlara daha fazla çürüdüklerini gösterecek bir acizliktir. Saldırdıkça batıyorlar. Battıkça daha çok saldırabilirler ancak bunları durduracak güç var. Bu güç burada sesini duyurmaya çalıştığımız milyonlardan gelen güçlü iradedir. Kürt halkının boyun eğmeyen inadıdır ve Kürt halkıyla diğer kesimler, emekçiler arasında köprüleri sağlam bir şekilde kurmaya azmetmiş HDP'dir. Düşmanlıkta, şiddet politikalarında sınır tanımıyorlar. Sadece siyasal alanı şiddette boğmakla kalmadılar, toplumu bizzat bir şiddet arenasına çevirdiler. Bu iktidar bir şiddet toplumu yarattı. Eğer sanatçılar sahnede, konserde saldırıya uğruyor öldürülüyorsa, bunu kendinde hak gören yandaşların ya da yandaş sananların cüretindendir. Bu cüreti de iktidardan alıyorlar.